10 yıl oldu. Önceliklerini yetimlere ulaşmak olarak belirleyen Osman İpekçioğulları ve arkadaşlarının yardım için gönüllü dayanışması olarak başlayıp kurdukları Kalbi Selim Derneği'nin çalışmalarını ilgiyle izliyoruz. Başlangıçta, Suriye, den zorunlu göçle gelenlerin Bursa'ya entegrasyonları için sessiz çalışmalar yaptılar. Türkçe kursları düzenlediler, yaşamlarını sürdürebilmeleri için iş bulmalarına yardımcı oldular. Sonra bu yardım eli ağı. Genişledi dezavantajlı tüm kesimlere ayırım yapmadan, yardıma ihtiyaç duyan her aileye deta koşarak ulaşıyorlar. Paranın yerine vefanın, geçerli olduğu vefa marketle insanlara ulaştılar. Hatta cezaevlerine kitap bile götürdüler. En önemli farkları, gıda giyecek yakacak gibi aynı yardımlar. Dışında, başta zekat fitre olmak üzere maddi yardımları doğrudan kabul etmek yerine yardımı yapacak olan hayırseverle alacak olanı buluşturmaları. Zaman zaman da çalışmalarıyla ilgili sohbet ediyoruz hafta içinde, Kalbi Selim Derneği Başkanı Osman İpekçoğlu, ziyarete geldi. 5 yıl önce Suriye'den geldiğinde Emir Faresol'un adını Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Ömer İpekçoğulları olarak değiştiren genç yardımcısı da vardı. 40 bin kişinin yardım için kayıtlı. Olduğu Kalbi Selim'in son dönem çalışmalarını anlatan Başkan Osman İpekçoğulları söze, son bir yılda 3 milyon lira değerinde erzak giyecek, yakacak yardımı dağıttık diye başladı ve şu bilgiyi verdi. Ocak ayından bu yana 325 aileye erzak dağıtıldı. 120 ailenin odun, kömür gibi yakacak ihtiyaçları karşılandı, soba ve battaniye yardımı yapıldı. 225 çocuğu soğuk kıştan korumak için mont ve ayakkabı dağıtıldı. Derneğin Tuğaçınarı, N'deki Sarı Camii de bulunan merkezinde halen 200 yetim çocuğun hafızlık eğitimi aldığını söyledi. Toplumu bir arada tutan böyle sıcak dosteller. Toplumsal destekle ayakta duruyorlar. Altınşehir'e devlet okulu için dernek kurdular. Son yıllarda, Nilüfer ve Mudanya Bademli'de özel okul sayısı çok arttı. Bu da, iki ilçede devlet okulu açığına dönüştü. Nitekim, Nilüfer Altınşehir Mahallesi, NDE kurulan Altınşehir Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Duygu Akbulut ve yönetimi oluşturan Altınşehir Muhtarı Melahat Şanal, Feridun Tetik, Ümit Emek, Meral Altuntaş, Umut Aydos, Murat Çakırkap'tan ziyaret ettikleri Nilüfer Kaymakamı Metin Süzen. Den mahalleye devlet okulu istediler. Aktaş'ın 6 yıldır kullandığı slogan CHP'nin seçimdeki kampanyası oldu. Ali Nur Aktaş, 6.5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden beri çalışma heyecanını anlatmak için kullandığı sloganı var. İşimiz gücümüz Bursa. Açıkçası, Bursa'da yaşayanların aşina oldukları bu sloganı, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşmasında seslendirdiğinde anlık ifade olabileceğini düşünmüştük. Dün, CHP, Nin tüm adaylarının tanıtımı için Ankara'da düzenlenen toplantıda seçim kampanyası ana sloganının İşimiz gücümüz Türkiye olduğunu görünce şaşırdık. Dahası, Özel konuşmasında sloganı tescil ettirdiklerini ve her il için internet siteleri oluşturulduğunu açıkladı. Görünen o ki Ali Nur Aktaş, La Mustafa Bozbey arasında bir de İşimiz gücümüz sloganı yarışı yaşanacak. Fakat Bozbey in rakibinin yıllardır kullandığı sloganı Bursa'ya anlatması pek kolay değil. Celil Çolak ekibi kurdu, yeni gelmedi, geri geldi. Celil Çolak, 2017'de AK Parti Nilüfer ilçe başkanı iken, kadın kolu başkanı olarak Fatoş Şahin Türk görevdeydi. Bugün, Çolak, siyaset sahasına AK Parti Nilüfer Belediye Başkanı adayı olarak döner dönmez de, tanıdığı ve iyi Bİ bildiği Nilüfer sokaklarına çıkarken, ekibini de kurdu. Ekipte, yer alan ve saha çalışmalarını çok sevdiği bilinen Fatoş Şahin Türk. Mesajı şöyle verdi. Yeni gelmedik, geri döndük. Kent merkezini canlandırma projesi, Atatürk Caddesi'ni yer alacak. 1970'li yıllarda, Bursa'nın unutamadığı sanayici rahmetli Ali Osman Sönmez'den dinlemiştik. O yıllarda, Bursa'nın merkezi Atatürk Caddesi'ydi. Kentin kamu yönetimi de, alışverişi de, sosyal yaşamı da Atatürk Caddesi merkezliydi. Belediye otobüsü ve dolmuş hatları Atatürk Caddesi'ne çıkar, heykelden geçerdi. Sönmez. Bu hareketliliği rahatlatmak için Çakır başlamak üzere Atatürk Caddesini yeraltına almayı önermişti. Günümüzde cazibe merkezleri yeni gelişen bölgelere kaydı için eski yoğunluk yok. İşte yeniden Refah Partisi büyükşehir adayı. Olduğu andan itibaren Bursa'ya bakış, ortaya koyan ve peş peşe projelerini açıklayan Sedat Yalçın, merkezi eski cazibesine kavuşturmak için Atatürk Caddesini yeraltına alıp üstünü yayalaştırma projesi hazırladı. Günümüz inşaat teknolojisinde çok zor değil. Su uçtunun suları hiç bu kadar coşkulu uçmadı. Adeta, cennetten köşe, gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın su uçtu şelalesinin turizm payını arttırmak için bugüne kadar pek çok proje geliştirildi. Fakat, son yıllarda suyun çeşitli nedenlerle azalması üzüyordu. Hafta sonu, AK Parti Bursa Milletvekili, olduğu dönemde Karaca Bey Mustafa Kemal Paşa bölgesine çok hizmet eden, su uçtu için çaba harcayan Doktor Mustafa Eski'nin çektiği görüntülerden etkilendik. Su uçtu. Da sular hiç bu kadar coşkulu uçmamıştı.